İnşallah en az 3. Hesabı kitabı doğru yapabilirsek de 4 transferimiz olacak. Şimdi transfer konusuna gelince taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Samimi taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Başkanım, iki isim var çok ön plana çıkan. Sorabilir miyiz onlar? Sørloth ve Kolasinac isimleri çok bana yazıyor. Bakın, 3 senedir beraberiz. Biz bir şey imza atmadan açıklamıyoruz. Evet. Bu işin dedikodusunu yapmıyoruz. Bu işin sizlere haber sızdırmıyoruz. Yani bir kere ben veya arkadaşlarım sizlere herhangi bir haber sızdırdık mı? Gündem yaratmak için. Bizim de bu yoğurt işimiz böyle. Onun için belki fazla tenkit görüyoruz. Yani taraftarlarımız rahat olsunlar. Okudukları haberleri bizden çıkmadığı müddetçe de itibar göstermesinler. Sizler de bir nebze hak veriyorum. Çünkü sizler de sayfaları doldurmanız lazım. Haber yapmanız lazım. Belli isimler üzerinde spekülasyonlar oluyor. Olabilir. Bu işin doğasında var. Bu işin maliyeti böyle. Ama biz tekrar söylüyorum. Bir şey imzalamadan hiçbir şey açıklamıyoruz. İnşallah planlarımız, hedeflerimiz arzu ettiğimiz gibi gerçekleşir. Başkanım, o zaman şöyle sorayım. Vitor Pereira basın toplantısında bir tarifte bulundu. Golcü tarifinde bulundu, istediği golcü. Gol atan, bitirici fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum dedi. İsim söylemiyorsunuz ama bu tarife uyan golcü olacak mı Fenerbahçe'de? Yani gol atamayan, bitiremeyen transfer istiyorum demezdi herhalde. Yani son derece makul bir tanım yapmış. Evet, öyle istiyoruz. Başkanım, bunu da söyleyeyim. Yani Samat da kendini biraz toparlarsa, özellikle Serdar, özellikle Enner zaten gol atan bitirici santraforlar. Göreceğiz. Başkan, daha önce Selahattin Marti bir açıklama yapmış. Bütün transferlerimiz hocamızın isteği doğrusu oldu diye. Ancak Steven Colker konusunda son dönemde bazı konularda çıkan haberler de var. Colker konusu nereye bağlı? Kadroya alınmadı. Bağlandığı zaman görürsünüz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.